Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir posta Kobe, özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli iki konuğum da bugün bizlerle efendim. iki değerli hocamız Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve diğer değerli hocamız Doçent Doktor Yeşim Ali Efendioğlu. Hoş geldiniz Yeşim hocam. Nasılsınız? Hoş sanarsınız? buldum. Çok teşekkür ederim burada olmaktan da çok mutluyum. Şahanesiniz hocam. Ee, dilerseniz size devam edelim hocam. Öncelikle bayanlar diyorum. <laughs> Arda hocam Ardan hemen size de takdim edeceğim. Hoş geldiniz hocam bir kez daha sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, hoş bulduk tekrar. Ben Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi e, Gay Menkul Geliştirme Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı sıfatıyla aslında buradayım. Neden direkt e, nerede çalıştığımı söyleyerek geldim. E, hocamla birlikte aslında yeni kurulan e, fakültemizi tanıtmak, e, yeni gelecek öğrencilerimize burayı daha iyi anlatabilmek için buradayız. Benim de burası ile ilgili bir başka özelliğim tabii bu 2007 yılında kurulan bir ana ilk doktora mezunuyum tabii. Süper. Dolayısıyla e, lisansım tarım ekonomisi, yüksek Lisans aynı e, bölümde e, işletme kürsüsünde master'ı tamamladıktan sonra e, doktora mezuniyetimi e, Ankara Üniversitesi' o zaman taşımaz geliştirmeydi. Şimdi Germenko geliştirme Yönetimi Anlı, Bilim Dalı e, bölümünde doktorayı tamamladım. Hocamın danışmanlığında hocam aynı zamanda fakültemizin kurucu dekanı e, benim de lisanstan yüksek lisanstan doktordan hocam bu ee, şu anda da Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliğime devam ediyorum. Şahane bitmeyen yolculuk devam, devam ediyor hocam. Devam ediyor aynen öyle. Harika hemen sizle hocam devam edeceğim ama Harun hocamı da tanımak ve tanıtmak istiyorum. Söz sizde hocam. Çok teşekkür ederim önce bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, ben Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanlığını yapıyorum. Bir de tabii kuruluşunda gerçekleştirmiş olduğumuz Gayrimenkul Gelişme Yönetimi Bölümünün bölüm başkanlığını sürdürüyorum 2007 yılından beri. Neden Gayrimenkul Geliştirme Bölümünden başladım? Şunun için Türkiye'de 90'lı yıllarda biz bu alanda doktora çalışmasına, yüksek lisansa başladığımızda herkes için sorudan soru şuydu. Gayrimenkul bu kadar önemli mi ki bu alanda çalışılıyor, doktora, yüksek lisans tezleri yazılıyor diye. Hı hı. O zamanlar Türkiye için çok önemli bir alan değildi. Ama İngiltere için, Avrupa için, Amerika için çok çok önemli bir alandı. Arkasından biz bir bölüm olduk. Böyle bir bölüme gerek var mıydı biraz sonra tartışırız. Hı hı. Ama ben ağırlıklı olarak hem bu bölümün kuruluşunu yaptım hem de gayrimenkul ve varlık değerleme e, dersleri, e, gayrimenkul ekonomisi dersleri, dönüşüm, altyapı projeleri için arazi edinimi, e, kamulaştırma gibi alanlardaki dersleri e, veriyorum. Lisans ve lisans üstünde. Bir de tabii bölümümüzün önemli bir özelliği var. Bizim bölüm bütün belediyelerle, kamu iktisadi kuruluşlarla, e, Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TAPU, Kadastro Genel Müdürlüğü, e, diğer kamu kuruluşlarıyla güçlü işbirliği sağlıyor. O sanayi bölgeleriyle güçlü işbirliği var. Bu işbirliğinin doğan araştırmaları da e, yönlendiriyoruz. Eee Türkiye'nin ciddi anlamda dönüşümle ilgili, kentsel gelişimle ilgili, altyapı projeleriyle ilgili, havalimanları yat limanlarıyla ilgili, şehir hastaneleriyle ilgili fizibilite çalışmasından proje yönetimine e, 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 ciddi araştırmalara ihtiyacı var. Bu araştırmaları da biz bölüm olarak yürütüyoruz. Bundan mutluyuz çünkü e, biz hep bunu hayal etmiştik. Bir bölüm olmaktan çok araştırma, uygulama ve eğitimi iç içe yapmak istiyorduk. Ee, bunu da başardığımıza inanıyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca size teşekkür ederim. Bugün huzurunuzda e, bunları açıklama şansını e, bulduğumuz için. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Doktorların, hocalarımızın bu anlamda sizler gibi değerli kalemlerin birkaç yıl sonra aslında ileriye görüp bu alanda yarın öbür gün çok büyük şeyler olacak, yatırımlar olacak. Sizlerin yeni yeni başladığınız noktasında bizler öncesini gördük. Bu anlamda yatırım yapalım ki çok daha güzel bir evet. olacak deyip aslında sizler o anlamda çatıyı kurduğunuz için bizler size teşekkür evet. ederiz. Evet. Her zamanda hocam kurucusu oldunuz evet. gayrimenkul geliştirme. Evet. Gayrimenkul ee, geliştirme ve yönetimi. yönetim. Esasında bu durumundan. iki tane e, olmalıydı. Gayrimenkul geliştirme bölümü, gayrimenkul yönetim bölümü. Ee, önemli bir şey söylemek lazım. Şu anda Türkiye'de en fazla akademisyen ihtiyacı duyulan, evet. en fazla uzman ihtiyacı duyulan alanlardan bir tanesi. Toplu yapıyı yaptınız, siteleri yaptınız. Kim yönetecek? Kim değerleyecek? Kim finans verecek? Finansçı anlamıyor. E, yatırımcı nasıl yatırım yapacağını bilmiyor. Yabancı Türkiye'de nasıl faaliyeti bulunacağını bilmiyor. Satın alan nasıl yöneteceğini bilmiyor. E, ama şehirler hızla dikeye yataya büyüyor. Mekan büyüyor. E, ve de milletimizin önemli bir özelliği var. Dünyada mekan ahirette iman diyor ama mekana sahip oluyor yönetmeyi bilmiyor. Çok haklısın. İşte onun için buradayız. Aslında yönetmek çok çok önemli. Evet. O sonraki basamak ama çok önemli bir bizim basamak. Bizim temel bir söylemimiz var. Diyoruz ki para inşaattan değil yönetmekten kazanılır. Yatırımın değerini büyütmek yönetme ile ilgili bir olaydır. Ee, dolayısıyla bu sloganı kullanıyoruz. Bu bize e, bizim bir e, e, durumu tanımlamak için kullandığımız önemli bir, e, işin önemini anlatmak için kullandığımız önemli bir slogan. Süper hocam. Evet. Öyleyse hocam gayrimenkul biliminin tarihçisiyle başlayalım dilerseniz. E, bu bölümü kurmaktaki asıl amacınız neydi? Şimdi 2000'li yıllarda Türkiye'de e, önemli bir gelişme oldu. O da şuydu. Önce bir kriz yaşadı. Kriz bir fırsata döndü. E, Türk uzmanlar önemli bir e, istikrar programı hazırladı. Ve enflasyon tek haneye doğru e, yüzde, e, yüzleri yaşadığımız bir ülkede yüzde onlar onlar seviyesine geriledi. Enflasyon bir ülkede gerilerse gayrimenkul yatırımı cazip olur. Hı hı. Türkiye'de gayrimenkul yatırımı cazip oldu. Ee, bu, bu, o zaman dilimde bazı yasal değişiklikler yapıldı. Ee, bazı önemli bor hattı projeleri başladı. Bu projelerde görüldü ki Türkiye'de esasında gayrimenkul bir bütün olarak gelen bir meslek disiplini yok. Ee, dolayısıyla bunların çoğunu biz bu, bu, şu anda ben arkadaşlarım Yeşim Hanım e, ve diğer arkadaşlar birlikte yapmak zorunda kaldık. Arazi nasıl değerlenir? Bor hattı güzelgah nasıl seçilir? Kentsel dönüşüm yenileme nasıl yapılır? Nasıl başlanır? Ee, haritacı bir taraf ile ilgileniyor, inşaatçı bir tarafıyla ilgileniyor, mimar bir tarafıyla ilgileniyor. Fakat buna bir bütün olarak bakabilen meslek disiplini yoktu. Ee, i̇şte biz gayrimenkul gelişme yönetimi bölümünü e, bölümünü kurmayla esasında bu boşluğu doldurduk. Ee, %30'a yakını iktisat idare, bilimler dersleri, hukuk dersleri %30, mühendislik mimarlık dersleri %30, kalan %10'da diğer alanlar ilişkin dersler. Karma bir alan, interdisipliner bir çalışma alanı. Ama biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bizden mezun olan herkes bir gayrimenkule nasıl sahip olabilirim, nasıl malik olabilirim? Nasıl yönetebilirim? Nasıl değerleyebilirim? Almak için nasıl finans bulabilirim? Ya da bir projeyi nasıl geliştirebilirim? Bir AVM ya da ofis ya da rezidansı nasıl yapmalıyım? Biz bizde mesela konsept proje diye bir kavram var. Bir parselin üzerine hangi projeyi yapmamız lazım? Kütleler ne olması gerekir? Ee, bir e, karma projeyi düşünün. O AVM var, ofis var, rezidans var. Karmalar bu zamana kadar maalesef bunları rastgele belirledik. Hı hı. E, bu mimarın işi değil. Bu gayrimenkul geliştirme işi. E, konsept geliştirme dediğimiz bu. Fizibilite. Bu zamana kadar çoğu proje hepsi hemen hemen gördüm. Maalesef fizibilite uluslararası standartlara uygun değil. E, fizibilite raporuyla gerçekleşen durum bambaşka bir şey. Biz havalimanı projesi geliştirmek istiyoruz. Fizibilite raporuna bakıyoruz. Gerçekleşen de fizibilite tahmin edilen maliyetle, gelirlerle gerçekleşenler farklı. Köprü aynı şekilde. Veya otoyol yapıyoruz, ücretli yollar, boğaz geçişleri yapıyoruz. Aynı şekilde. Bunların fizibiliteleri sağlıklı değil. Hmm. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Fizibiliteleri ne kadar sağlıklı hmm. geri dönüp baktığımız zaman. Veya özel sektör, ofis, rezidans, karma proje yapıyoruz. Hmm. Veya ke belediyeler kentsel dönüşüme giriyor. Yahu girmeden önce bir fizibilite raporu yapmanız, hala hazır durum tespiti yapmanız gerekmez mi? Ee, bir mevcut durum analizi yapmanız gerekmez mi? Belediye başkanları alışmışlar. Şu fotoğrafla şu fotoğrafı yan yana koyuyorlar. İki fotoğraf. Evet. Öncesi boydu sonrası bu oldu. Evet. Ben ise bir uzman olarak, bir e, kentin hemşerisi olarak, bir birey olarak, düşünen biri olarak bunu fotoğraf görmek istemiyorum. Önce hanelerin durumu buydu. Şöyle şu 100 metrekare konutları vardı. Değeri 100 bin liraydı. Dönüştürdüm. Değeri 1 milyon olan konut verdim. Hmm. Önceden işleri yoktu, şimdi işleri var. Önceden suçluluk %30'du, Anladım. şimdi beşe çektim. Önceden insanlar yürüyüş yolları yoktu, şimdi yürüyüş yolları var. Önceden şey şi, e, 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 sağlık ocağı, sağlık evi yoktu, alışveriş noktaları yoktu, şimdi var. Önce otobüs dolmuş yoktu, şimdi toplu taşım var. E, dolayısıyla bizim mekanı dönüştürmek dediğimiz şey böyle bir şey. İşte gayrimenkul geliştirme. Hocam biz nerede? Boş bu, araziden başlayıp. Var. E, Buraya ben. Tabii, kesinlikle. Boş araziden başlayıp nasıl bir proje, nasıl finans edeceğiz? Nasıl inşa edeceğiz ve nasıl yöneteceğiz? Bütün bu süreçleri inceleyen e, bir bütün olarak Bakan hı hı. sektörün de ciddi kurumsallaşma ihtiyacının olduğu bir yerde hı hı. E, kurumsallaşmayı gerçekleştiren kurumsallaşmayı gerçekleşmeye katkıda bulmak için e, uzman yetiştiren bir alan oldu. E, mutluyuz de oldu. şunun için e, biz 2007 2004 yılında başladık bu işe daha 2000'de başladık. 2007 yılında bir lisans üstü, eğitim veren ana bilim dalı kurduk. 2014 yılında bir fakülte olduk. 2016 yılında ilk lisans program öğrencisini Super. aldık. Önümüzdeki Haziran ayında inşallah bu Haziran değil bir sonraki Haziran'da ilk mezunlarımızı vereceğiz. Ee, piyasanın bu mezunları e, ilk günden istihdam edeceğini, yani diploma almadan çoğun işe başlayacağına inanıyorum. E, ama bölümün de daha özelliklerini de söylemedik. Hı hı. E, biz kurduktan sonra herkes kurmak istiyor ama şöyle bir olay var. Kim ders verecek? Ya, Şu anda dünya Türkiye'de ki? bu bölümde ders verecek öğretim üyesi sayısı Maalesef. belki 15-20 tane zaten bunun da hemen hemen 2 e, bölü 3'ü bizde. E, işte bütün problem öğretim üyesi, öğretim üyesi, araştırmacı, yetiştirmek kimler ders verecek? E, öğrenci bazı alanlarda çok fazla hoca olabilir bazı alanlarda ama bizim alanımızın en önemli şeyi uygulama ve teori iç içe. Hı hı. Dolayısıyla herkesin Süper. De ders verebileceği bir alan da değil. En güzeli bu hocam. Evet. Yani hepimiz bir şekilde okullardan mezun oluyoruz ama saha... Bambaşka başka bir şey. Bambaşka, tabii. Yani çok değişik. Saha gerçekten. bizim modelde eğitimi bir parçası. Onu biraz sonra bahsedeceğiz. Hı hı. Ee, biz uygulama ve teoriyi bir arada götüren bizim bölümün bir özelliği var. Öğretim yerlerinin çoğunun mutlaka birden fazla uygulama projesi var. Havalimanlarından yat limanlarına, hı hı. kentsel dönüşümden boratlı projelerine. Yani sektörde ee, uygulama deneyimi olan hocalarla kesinlikle ticari gayrimenkulden konut projelerine ee, ne yapalım? Ee, 120 bin, bin metrekare taşınmazı sahibi olan iş adamı geliyor. Ben bunun üzerine ne yapmalıyım? Hı hı. Ne yaparsam e, şehre, e, şirketime, firmama katkı yapabilirim. Bunları soruyor ve biz burada bir analiz yapıyoruz diyoruz ki bunun üzerine şöyle bir karma olmalı. Hı hı. Bu karma şu anda bunun üzerine hiçbir şey yapmamak gerekir veya bunun üzerine bir şey yapılamaz. E, bu karar biz işe bu taraftan bak baş başlıyoruz. E, bu arada tabii e, sevindirici bir şey olan şu mahkemeler için, <laughs> yabancı yatırımcılar için, yerli yatırımcılar için, kamu kuruluşları için. Bölümümüz bir referans oldu. Ee, bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Harika hocam, emeklerinize evet. sağlık. Hemen Yeşim Sen. hocam öyleyse şunu sormak Sen. istiyorum ki gayrimenkul geliştirme ve yönetim bölümünün çalışma alanlarından bahsedebilir miyiz hocam? Ee, tabii şimdi aslında bu olaya iki türlü bakıyoruz biz çalışma alanları bakınca. Biraz önce hocam da söyledi. Bu disiplinler arası bir yalan. Hı hı. Disiplinler arası bir alan ve bizim lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz var. Biz tabii lisans üstünü önce kurduk. 2007 yılından itibaren öğrenci alıyoruz ama şimdi hocamın da söylediği gibi biraz önce 2010 bir sene sonra lisans mezunlarını da alacağız. Neden farklı bakmak lazım diyorum. Çünkü bizim disiplinler arası bir bölüm olduğu için lisans üstü öğrencilerimizin profiline baktığınızda bunlar ya şehir bölge planlama mezunu, ya hukukçu, iktisatçı, işletmeci, ziraat mühendisi, harita mühendisi farklı disiplinlerden öğrencilerimiz var. Bunlar aslında sektörün içinde bir şekilde yer bulmuş kişiler. Aralarında bankacılar var, üst düzey yöneticiler var, değerleme firmasında yönetici olanlar var, uzman olarak çalışanlar var. Bunlar bir bütün olarak başka türlü zaten bir şekilde yolunu bulmuşlar ama o zaman bize niye geliyorlar? Bunlar sektörde çok daha iyi kendilerini konumlandırabilmek için, işte o teorik bilgiyle uygulamayı bir araya getirebilmek için, daha profesyonel anlamda işte ya da uygulamada yaşadıkları sorunları çözebilmek adına bize geliyorlar. Orada gelişmiş bir durum var Disiplinler arası çalışılıyor ama lisans mezunlarını biz çok daha başka bir yere koyuyoruz burada. Çünkü lisans mezunları ile ilgili orada işte bu şehir bölge planlamada, inşaatta, harita mühendisliğinde ya da hukukta gördüğümüz o farklı disiplini hepsinden birer parça bu alanda ihtiyaç duyulduğu kadar içeren bir bütün olarak barındıran bir birey orada çıkacak. Burası öyle bir disiplin alanı. Bu ne demek? O zaman bu mezunlar için iş sahası çok daha geniş demek. Yani sadece şehir bölge planlama ya da sadece hukuk mezunuyum onun üzerine bir de gayrimenkul master yaptım. Dan ziyade bunlar artık bu alanda tamamen uzman olarak geliyorlar. Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden itibaren orada, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde. E, özellikle bizim lisans bölümümüzün İktisadi İdare Bilimler Fakültesi ile denkliği olduğu için bu bilimdanının çalışma alanlarının hepsini kapsıyor. Ee, Türkiye'de hocam biraz önce bahsetti. Gerçekten ihtiyaç olan bir alan ve bizim mezunlarımızla ilgili lisans mezunlarımız özellikle bu alandaki büyük boşluğu dolduracaklar. Şahane. Öyleyse hemen Harun hocama da şunu sormak istiyorum ki askeri koşullar nelerdir hocam öğrencilerin? Şimdi Yaşım hocam da söyledi. Gayrimenkul Hı. ve geliştirme yönetim lisans ve lisans üstü programlarda öğrenci olmak öğrenci olmak isteyen gençlerimiz var. Hı. Bunun da bu yönlükte de askeri koşullar acaba. Bana geçmeden bir cümle söyleyeyim. Böyle. Ondan sonra buna geçelim isterseniz. Ee, dünya artık küçük. Yatırımcı Tom Amerika'da. Hı hı. Yatırımcı John İngiltere'de. Yatırımcı Dieter Almanya'da. Ama gayrimenkulleri Türkiye'de. Türkiye'de herhangi bir projeden kira sertifikası almak istiyorlar. Türkiye'de herhangi bir gayrimenkul alıp yazın belli dönemlerinde kullanmak, sonraki dönemlerde kiraya vermek istiyorlar. Hı hı. Dünyada artık biz bu zamana kadar gayrimenkul yerinde sabit şey diyorduk, yerinde sabit olan bir varlık diyorduk. Dünya küçüldü. Bunlara da rehberlik edecek, danışmanlık edecek bir adam bu zamana kadar yok. Ee, gayrimenkul şirketinin kağıdı borsa İstanbul'da işlem görüyor. Fakat aracı kuruluşlarda çalışan uzman bunu bilmiyor ne olduğunu. GEO kağıdı ne demek? Gayrimenkul sertifikası ne demek? Gayrimenkul yatırım fonu ne demek? Sukuk ne demek? Kira sertifikası ne demek? İşte bizim mezunlar para ve sermaye piyasalarında bu zamana kadar insanlar gidiyordu banka şubesinden bana kredi verin konut alacağım. Evet. Ee, orada bir işlem yapılıyor ama ne yapıldığı belli değil. Bankacılar İİBF e, mezunlar ve diğer bölümlerden mezun olanlar alıp bunlara konut kredisi, konut sektörü, kentsel dönüşüm, gayrimenkul değerlemesi bunu anlatarak bunları yetiştirmek için birkaç yıl sarf ediyorlar. Bankacılar artık şunu duymalılar buna gerek yok. Çünkü bizim mezunlar zaten bunu bilerek geliyorlar. İki bir havalimanı projesi bir yat limanı projesi bankaya geldi kredi istiyorum dedi iş adamı. Bankacı zaten bu projeyi okuyamıyor. Dolayısıyla bu, bunu nasıl kredilendirecek? Yapılan iş, e, e, o, burada danışmanlık alınarak bir şeyler yapılıyordu. Buna gerek yok. Bizim mezunlarımız artık lisans mezunlarımız bu projeyi okuyabilecek. Dolayısıyla para ve sermaye piyasalar için e, başlı başına bir uzman yetiştiriyoruz. E, böyle bir yapılanma olduğu için, böyle bir mezun verecek günü hakikaten iki yıl sonrasını, bir buçuk yıl sonrasını ben de heyecanla bekliyorum. E, gelelim önce lisans mezunlarına. Bizim bölüm interdisipliner bir alan. E, yönetim bilimlerinin bir parçası esasında. Gayrimenkul gelişme ve yönetimi. E, dolayısıyla İktisadi Erbilimler Fakültesine denk olduğunu biraz önce Eşim Hocam söylemişti. E, biz hep istedik ki eski sistemde TM1'den öğrenci gelsin. E, fakat bize tm 3'ten verildi. Hukuk dersleri ağırlıklı olduğu için, 19 tane hukuk dersi olduğu için. Şimdi tabii pu puan 3'e indi. Çok mutluyum bundan. Eşit ağırlık, sayısal sözel. Lisans bölümüne biz eşit ağırlıkla öğrenci alıyoruz. Neden eşit ağırlık? Biraz matematik bilmesi gerekiyor. Ee, tabii ki muhakeme yeteneğinin de çok iyi olması gerekiyor. Bir gayrimenkule baktığı zaman bunu çevresiye bir bütün olarak inceleyebilmesi gerekiyor. Kent silüetinden anlaması gerekiyor. Biraz perspektif, çizim bunlardan anlaması gerekiyor. Öbür tarafta tasarım programları var. Bunları birazcık bilmesi. Ekonomi teorisine hakim olması. Mülkiyet hukukunun temelleri, ticaret yaşamının temelleri, e, anayasal düzen. Bunlara ilişkin bilgi sahibi olması gerekiyor. Ve de sonra üzerine gayrimenkul teorisi, yatırım teorisi, e, yatırım analizi, finans... E bunları tutturması gerekiyor. Bunun için e, böyle bir alan eşit ağırlıklar lisans e, bölümünü öğrenci almak. Eee tabii e, ilk e, ilan ettiğimizde 2016 yılında iyi öğrenci gelmişti. Puanı biraz daha yüksek öğrenci gelmişti. 2017'de puanlarda bir miktar gerileme oldu. Çünkü bölüm bilinmiyor. E, hmm. e, biz de o, o vesile hiçbir devlet üniversitesinde kimse bölümünü tanıtmak için bir yere gitmez. Ee, ama biz mümkün olduğunca, özellikle bu sene, bu, bu zamana kadar biraz bunu önemsemedik. Ee, bu sene ciddi bir tanıtım atağına gidip e, bölümümüzü tanıtmak istiyoruz liselerde. E, iyi Yüksek puanlı öğrenci çıkaran liselerde bir burs fonu kurduk ki biraz önce Yeşim Hocam bundan bahsedecek. E, iyi öğrenci kapmak istiyoruz. Güzel. Neden? Çünkü sektör çok çetefilli. Sorunlar kompleks ve dolayısıyla yüksek puanlı ve başarılı çocukları bizim bölümümüze çekmek istiyoruz. Ve en önemlisi şu anda bu bölümde mezun olacak olan hiçbir kimsenin iş kaygısı olamaz. Kendi işini kurabilir. Daha ne olsun? Ee, bu kadar e, iddialıyız yani. Bu kadar, kadar iddialıyız. Daha ne olsun? Ve de bir iddia koyduk. O, diyoruz ki mezuniyetten sonraki e, 6 ay içerisinde mezunumuzun %95'i ya lisans üstü eğitime devam edecek e, veya iş bulacak, iş kuracak. Daha ne olsun? E, söylediğimiz bu. Lisans üstünde de tabii ne var? Biz e, lisanslı ve lisans üstünde bir şey daha yapıyoruz. O da şu. Şimdilik Türkçe programımız var. Ama komşu ülkelerin tamamı Afrika, Asya, Türk Cumhuriyetleri, ee, ...bu tarafımızdaki Balkanlar, merkezi Doğu Avrupa ülkeleri. Hı hı. Bunların tamamında ciddi bir mülkiyet problemi var. Ee, dolayısıyla biz bunlar için Ankara'nın bir eğitim üssü olmasını istiyoruz. Yabancı dilde bir program açmaya hazırlanıyoruz. Hı hı. Aynı programın Türkçesi ve İngilizcesi. Hı hı. Ama en önemlisi şu anda programımızda yabancı öğrenciler var. Hı hı. YTB burslu olanlar, yani Yurtdışı Türkler Akraba Toplular Başkanlığı... Hı hı. ...Türkiye Cumhuriyeti bursu olarak gelenler var. Kendi imkanına gelenler var. 14 ülkeden öğrenci var şu anda. Ama e, kısa bir zaman dilimi içinde inşallah... %100'den fazla ülkeden öğrencinin bulunduğu bir merkez olmasını istiyorum. Yabancı öğrencilerin seçimi zaten e, onlar ayrı bir prosedüre tabi. Öğrenci başvuruyor. Üniversitede konten, bir yabancı öğrenci kontenjanımız var. 15 tane. O kontenjana yerleşip geliyorlar. Eee dolayısıyla sadece Türk vatandaşları için değil. Bana kalırsa Çin'den e, aşağı yukarı Avusturya'ya kadar, Sibirya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar olan yelpaziden öğrenci kabul etmeye hazırız. Lisansla lisans üstünde, yüksek lisansla, doktora da her kademede eee Lisans üstünde tabii bir lisans üstü eğitim sınavı var, yabancı dil koşulu var. Ama bizde lisans üstünde bütün kademeler açık. Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma. Her kademede eğitimi Ankara Üniversitesi gayrimenkul gelişme yönetiminde açık. Bir şey daha söyleyeyim. Bir devlet üniversitesi olmamıza rağmen ve de mesai saatler içinde çalışıyor olmasına rağmen ben bir bölüm hayal etmiştim. O da şuydu. İng İngiltere'de, Almanya'da gördüğümüz bölümler, gayrimenkul bölümleri 7 gün açıktı. Bizim de öyle. Ee, bizim bölüm de 7 gün açık. Bedenin önemlisi e, Iğdırlı bir çocuk veya Edirne'li bir, bir, bir çocuk, Antalya'lı bir çocuk ya da Sinoplu birisi veya Hakkari'li birisi. Hafta sonu mesai saatleri hafta sonu veya hafta içi mesai saatleri dışında eğitim almak istiyorsa, lisans üstü eğitim yapmak istiyorsa bölümümüz açık. E, ve de şu anda 74 vilayetten öğrencinin e, fiilen eğitim gördüğü, bine yakın yüksek lisans doktor öğrencisinin olduğu, Türkiye'de benim yaptığım çalışmaya göre tek ve ilk 7 gün e, şey bu. Bakü'den öğrenci geliyor. E, Cuma gün akşam. Hı hı. Cumartesi pazar derse giriyor. Pazar gün akşam evine gidiyor. Harika hocam. E, bu herhalde e, e, insanların bu sektör olan ihtiyacını gösteriyor. Fakat lise öğrencileri, lisede mezun olacak olan gençler, e, Türkiye'nin geleceği olan insanlar. Onların bizim bölümü biraz daha okumasını ee, gerçekten bizi anlaması ve bizi, bizi en azından ziyaret etmelerini Güvenmesi, bekliyoruz. Ee, bu boşluğu keşfetmelerini bekliyoruz. Çünkü bilinen bir meslekte yarışa, yarışmak çok daha zor. Binlerce tıp doktoru var. Binlerce iktisadlı var. 600-700 bin belki en mezun var şu anda. Hocam. Çok, Ve hukuk, avukat var binlerce. Çok binlercim. acayip. acayip ee, bu alanda iş bulmak diye bir dert yok. Harika. Onun için buraya bekliyoruz. Bütün gençleri bizi keşfetmelerini, bizi tanımalarını, biz de onları tanıtmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye hazırız. Şahanesiniz hocam zaten bilgiler birikimler derya deniz. <laughs> Estağfurullah. Size hakikaten bir konu hakkında bilgi almak istesek zaten cümleleriniz kapı kapıyı aralıyor. Evet. O güvenceniz evet. bilgileriniz zaten insan hakikaten o atmosferde güvenilir anlamda kendini katabiliyor. Eşim hocam bana hemen şunu sormak istiyorum. Gayrimenkul bilimleri alanında Türkiye'de hocam ilk kez doktor yapmış biri olarak evet, e, mezunlarınızın istihdam alanları nelerdir hocam? Evet aslında biraz önce söyledi hocam da ilk başta bakarsanız bir kere ben de bunun iyi bir örneğim bence ben öyle görüyorum aslında. Akademik anlamda ciddi bir boşluk var. Ben de ilk doktor mezunu olarak bana da böyle bir şans tanındı ve ben de üzerinde bunun şeyler katarak aslında... Ee, sonra öğretim görevlisi, sonra yardımcı doçent ve şu anda doçent olarak üniversitede çalışma fırsatı buluyorum. Ki bu alanda ciddi bir boşluk var. Ama onun dışında tabii herkes akademisyen olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Türkiye gerçekleri var. Kamuda, özel sektörde belki de e, hocam da ifade etti en fazla iş olana bulunan bir alan. Hı hı. Şimdi hepimiz biliyoruz gaymen kul sektörü, Türkiye ekonomisinde de inşaat sektörü üzerine kurulu bir ekonomimiz var. bizi harekete geçirecek, hatta dinamo etkisi yaratan bir sektör bu. Dolayısıyla bu sektördeki ciddi bir istihdam boşluğu var. Kamu ve özel sektör dedim ama hepimizin bildiği popüler alanlar var tabii. Şimdi bir kentsel dönüşümde bizim bizden mezunlara, bizim uzmanlarımıza oldukça ihtiyaç var. Değer takdir dediğimiz, kıymet takdir dediğimiz, yeniden yerleşim dediğimiz ee, ya da büyük enerji santrallerin projelerinde kamulaştırma işlemlerinde, arazi toplulaştırması işlemlerinde olmazsa olmaz bizden mezun uzmanlar olması lazım. Ee, biraz önce yine ifade ettim. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile denkliği var. Dolayısıyla oradaki iş alanındakiler zaten bizim öğrencilerimiz de o mezuniyet alanlarını bağlı olarak orada çalışabilecekler. Bu başka bir kısım. Ama banka finans Gaymenkul geliştirme, gaymenkul yönetimi sadece değerleme değil bir yönetim aşaması da artık çok popüler ve biz yönetim aşamasında da yönetici olacak uzmanlar yetiştiriyoruz. Hem yüksek lisans hem de doktor mezunlarımız hem de lisans mezunlarımız bunlar için e, biçilmiş kaftan bu anlamda iyi uzman olacaklarına eminiz. Bizim e, burada özellikle bahsetmek isterim lisans üstü eğitimde yaptığımız işbirliği protokollerimiz var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığı, EUH, e, e, yine e, GİODER, dolayısıyla Germen Kul Ortaklığı Derneği hı hı. E, ve birçok özel sektörle de, kamu kuruluşuyla da işbirliğimiz protokollerimiz var. Ne demek bu protokoller ne işe yarıyor? Aslında bu tam da bizim istihdam alanlarımızı gösteriyor. Bu kurumlardaki çalışanların, yüksek lisans doktor eğitimini biz bizde yapabiliyorlar. Neden kurumlar bize gönderiyorlar? Bu alanda görülen eksiklikleri tamamlamak için. Mesela bu kurumlardan biri de Türkiye Belediyeler Birliği. 81 ilden belediyelerden bizim Ankara Üniversitesi'ne hafta sonu da olsa eğitime gelip bu eğitimi almak ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz var. Bunlar bakıyorsunuz emlak inşaat bölümünde ya da kamulaştırma biriminde çalışıyorlar oldukça fazla davaların bulunduğu hukuk bilimlerinde uzman olarak çalışıyorlar. Hukukçu olmamalarına rağmen teknik uzman olarak hukukçuları destek oluyorlar. Dolayısıyla bu oldukça geniş kapsamlı bir yalan. Bu saydığım protokolle gelen konularda aslında hepsi bizim öğrencilerimiz için, bizim mezunlarımız için bir istihdam alanı. Kamuda, özel sektörde çalışmayla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz sadece nitelikli, biz bizim için istediğimiz şey herhangi bir uzman değil. Biraz önce ifade ettik. Nitelikli uzman yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sektördeki boşluğu görüyoruz. Ve özellikle uygulamanın içinde. Yıllarca da e, hocamın da yürütücülüğünü yaptı. Bizim de araştırmacı olarak çok fazla içinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm projeleri, toplulaştırma, yeniden iskan projelerinde gördüğümüz bir şey var ki, Türkiye'de en önemli sorun bu alanda nitelikli uzman. Hı hı. Ee, bir bilirkişilik müessesi var. Şu anda bilirkişilik kanununda da resmen biz tanımlıyoruz, tanımlıyız. Dolayısıyla en az üç tane bilirkişilik değerleme sektörü kamulaştırmada da biri. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında yüksek lisans doktora yapmış ya da sermaye piyasası kurulundan lisanslı uzmanlardan biri olması gerekiyor. Bu zaten aslında kanunda da geçmemiz ee, bu disiplinin ne derece önemli olduğunun göstergesi Hı -hı. diye düşünüyorum. Süpersiniz hocam. Bölümünüzün Harn hocam uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edildiğini biliyoruz. Evet. Bunlarla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar ve elbette öğrencilerin avantajları neler olacaktır? Ee, şimdi ondan önce bir cümle eklememe müsaadeniz Lütfen. olursa eğer ben öğrenci olsa, öğrenci olsaydım şu anda lisede ve <laughs> lisansüstü eğitim bir lise lisans programı seçerken şuna bakardım. Önce ilgi alanım ee, sonra ilgi alanımda nasıl bir eğitim veriliyor? Bunun lisans üstü eğitim imkanı var mı? Çünkü Hı -hı. artık lisans diploması herkeste var. Evet. Mutlaka bir lisans üstü eğitim. Uzmanlaşmaya getiren şey lisans üstü eğitim. Ee, Ankara Üniversitesi de bir araştırma üniversitesi. Dolayısıyla artık lisans üstü eğitimde çok ağırlık verecek. Ee, doktoral uzman sayısını artırmaya ciddi katkıda bulunacak. Üniversitenin stratejisi bu. Bu alana öğrenci seçerken şuna bakmalı. Önce lisans üstü eğitim, tecrübe, deneyim, ihtiyaç, sonra lisans eğitimi. Dolayısıyla öğrenci lisans süresi eğitimi olan bir alan olduğu için ayrıca bunu tercih etmesi gerekiyor. Bizim esas başka bir şeyimiz var. O da şudur. Evet, şu anda Türkiye'deki kuruluşlarla işbirliği anlaşması yaptığımız gibi bir de uluslararası kuruluşlar var. Dünyada gayrimenkulde hangi kuruluş varsa mutlaka Ankara Üniversitesi onun üyesi. Örnek. E, uluslararası Değerleme Standartları Konseyi var. D değerleme işinin şirketi nasıl değerleneceği, gayrimenkul nasıl değerleneceği, herhangi bir hakkın nasıl değerleneceği, bir taşıt aracının nasıl değerleneceğini ilişkin standartları koyan Ankara Üniversitesi Akademik üyesi. Türkiye'den ilk üye olan kuruluş 2013. Arkasından biliyorsunuz artık eğitimi ben yaptım oldu diyemiyoruz. Eğitimin bir uluslararası geçerlilik belgesi var. Bunun adı akreditasyon. Gayrimenkuldeki Tepe Akreditasyon Kuruluşu, Royal Institution of Chartered Surveyors RICS diye kısaltılmış olan kuruluş. Ee, lisanslı Değerli uzmanları Kraliyet Kurumu, Temel Eğitim meslek, e, meslek ve Akreditasyon Kurumu. Oraya başvurduk. Uzun bir süre oldu. 3 yıl mücadele ettik ve 3. yılın sonunda lisans üstü programları akredittirmeyi başardık. Lisans programı için de başvurumuzu yaptık ayrıca. Ni, niçin akreditasyon? Bizde tesis yüksek lisansdan mezun olan bir hanım e, şu anda MIT'de doktora yapıyor gayrimenkul bölümünde. E, Bizde tesis yüksek lisansdan mezun olan bir e, gencimiz e, Cambridge'de doktora devam ediyor. Bizim şu andaki öğrencilerimizin bir kısmı Avrupa Üniversitelerinde Cambridge dahil olmak üzere doktoranın bir kısmını ya da yüksek sansın bir kısmını yazıyor. Daha önce bu imkanlar yok muydu? Vardı. Ama şuydu, bizden mezun olan çocuğa ilave fark dersler aldırılıyordu. Ama şimdi dünyada 40-50 tane üniversite var. Biz de bölüm olarak bu 40-50 üniversitenin içinde bir yerdeyiz. Türkiye'de gayrimenkul bölümü az duyulmuş olabilir. Gayrimenkul gelişme yönetim bölümü az duyulmuş olabilir. Ama İngiltere'de 260 tane gayrimenkul bölümü var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 340 tane gayrimenkul bölümü var. Hepsi de devlet üniversitelerinde. Hı hı. Ee, bu çok popüler bir alan dünyada. Türkiye'nin geç kalmış olması zaten e, gayrimenkul sektöründe yaşanan problemlerden de belli oluyor. E, dolayısıyla e, işin bu tarafı. Fakat bizim gayrimenkul yetişme yönetim bölümünün sadece değerleme tarafı yok. Aynı zamanda yatırım ve finans tarafı var. Aynı zamanda yönetim tarafı var. Şimdi yönetim tarafıyla ilgili olarak da dünyada tepe örgüt IFMA, International Facility Management Association, Uluslararası tesis Yöneticiler Birliği. Hı hı. Oraya başvurduk. Programımız ABET diye, mühendislik okullarında e, aranın asgari koşulları tamamladı. ABET kriterleri tamamlandı. Şu anda e, saha çalışmaları devam ediyor. Yönetim tarafında da bir havalimanı yönetiminde, bir hastane yönetiminde, bir toplu yapı yönetiminde, AVM yönetiminde, karma gayrimenkul yönetiminde, bir yat limanı yönetiminde de, e, bir lojistik merkez yönetiminde de e, yetkin olduğu mezunlarımızın belli olacak ki lisans yüksek lisans için e, başvurduk doktora için bu akreditasyona gerek olmuyor. Hı hı. E, aynı zamanda Ermenikul yatırımlar ve finansı tarafıyla ilgili olarak da bir akreditasyon başvurumuz oldu. E, o devam ediyor. E, orada da dünyada tepe örgüt işletme okullarını genel akredite eden AACSB diye bir kuruluş var. Oraya başvurduk. E, dolayısıyla bir okulda üç akreditasyon birden olacak. Hı hı. Hedefimiz şudur. Bizden mezun olan bir lisans programı öğrencisi nerede doktora devam etmek istiyor? New York'ta, nerede Texas'ta, nerede Cambridge'de, nerede e, örneğin Almanya'da Frankfurt'ta ya da Regensburg'da, her nerede olursa olsun ya da İsviçre'de, İsveç'te. Mutlaka bu e, bu çocuğumuz, bu mezunumuz bu hakkı haktan yararlanabilmeli. Oraya gittiğinde ayrı bir uygulamaya tabi tutulmalı, tutulmamalı. Avrupa ülkelerinin çocukları ya da Amerikalı mezunları neyse bizimki de olmalı. Onun için tabii bir staj programı var. Yabancı ülkelere de gönderiyoruz burada. İşbirliği anlaşmaları var. E, pratik yaz okulları var. E, e, buna benzer sektörle dayanışmayı güçlendirdiğimiz faaliyetler var. Mesela her cuma gün saat 3 ile 6 arasında gayrimenkul Ankara günleri diye. E, program var. Sektör semineri e, diye sunduğumuz program var. Orada bir yabancı konuk, yabancı devlet adamı e, IMF Başkanı'ndan e, Avrupa Birliği'nde bir bakana varıncaya kadar, Türkiye'den bir bakana varıncaya kadar. Genellikle açılışını bizim bakanlarımızın yaptığı e, uygulayıcı, öğrenci, iç içi olan bir e, şeyden bahsediyoruz. Akreditasyonu ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini emsiyoruz. Bizim mezunlarımız Edirne'nin öbür tarafına kaybolmamalı. Valla alan çok güzel, <laughs> meslek evet. çok güzel görünüyor. Şu an hocam, e, yaşın biraz daha Genç olsaydı vallahi Sizin tekrardan zaten. hocam deyip kapınızı çalıp ben de okumak istiyorum derdim. Hemen burslardan da hocam. Bizim öğrenci istiyorum. özellikle yüksek lisans doktoradaki öğrenci yaş ortalamamız. Şimdi öğrencilerimiz izleyince belki evet o biz izleyecekler Hani 35'in üzerinde e, yaş ortalaması yüksek lisans doktora gelen öğrencilerimiz öyle. Tamam o zaman Sizden kurtardık. Size yani hiç sıkıntı değil. Sağ olun hocam. Hiç sıkıntı değil buyurun. Burs imkanlarından da bahsedebilir miyiz? Çok e, burs imkanları tabii bizim için. Bu lisans, özellikle lisans bölümünde tanıdığımız, öğrencilerimize tanıdığımız bir imkan. Ee, siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de devlet üniversitelerinde bütçeler maalesef oldukça kısıtlı. Tabii <laughs> Biz Ankara Üniversitesi olarak yine şanslıyız. Ee, Üniversitenin ekibi bir şekilde özellikle yurt konusunda, yemek bursları konusunda e, üniversitemiz biz oldukça fakültemizi destekliyor. Bunun dışında ama bizim yapmaya çalıştığımız başka bir burs var. Biz özellikle e, lisans bölümümüzü tanıtırken de bütün broşürlerimize de yerleştirdik bunları. Biz iyi öğrenci istiyoruz. Biz iyi öğrenci bize sıradan bir öğrenci gelsin istemiyoruz. Hep bahsetti ya, hocam da bahsetti, ben de bahsetmeye çalıştım. Biz e, nitelikli öğrenci gelsin, başarılı öğrenci gelsin. Çünkü bu alanın çok önemli olduğunu iddia ediyoruz ve iyi uzman yetiştirmeyi. Tam bahsediyoruz. Evet. Bunun için de iyi öğrenci gelsin. Ama bu iyi öğrenci çekerken de buraya tabii ülke koşullarında da mümkün olduğunca onun başarısını ödüllendirmek istiyoruz. Bizim bölümümüzü birincilikle giren ya da ilk üç tercihinde bizim bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, ilk tercihinde edenler ve ilk üç sıralamasıyla bizim bölümümüze giren öğrencilerimize aylık bin liraya kadar burs imkanı sağlıyoruz. E, derecesine ve puanına göre bu miktarı düzenliyoruz Ama nereden sağlıyoruz bu bursu? Bence en güzel yanı da o. En e, samimi yanını da o. öyle buluyorum aslında. Bu tamamen gönüllü. Yani öğretim üyelerimizin e, destekleriyle, kendi gönüllülüğüyle, herkesin istediği kadar ödeme koşuluyla bir de onun dışında sektördeki paydaşlarımız. Diyorlar ki madem bizim için eleman yetiştiriliyor burada dolayısıyla biz de Buradaki öğrencilere bir katkı sağlayalım. Tamamen onların da istediği kadar e, sektörde çalışıp bu alanda uzman yetişmesine destek olmak isteyen e, paydaşlarımız da bu burs konusunda bize destek oluyorlar. E, biz ekip olarak burada belki bunu söylemem lazım. E, 2007 yılından beri kurulan bir ana bilim dalıyız ama işte fakülte yeni mezunlarımızı gelecek sene vereceğimizi söyledik ilk mezunlarımızı daha doğrusu e, ee, çok genç bir ekibiz. Öğretim üyeleri anlamında e, oldukça istekli ve uygulamanın içinde olan ama onun dışında da böyle yaklaşık 15 tane araştırma görevlisiyle çok böyle hırslı, azimli e, çalışan bir ekip var içimizde. Tabi dekanımız bizi bu anlamda sıkı tutuyor. E, dolayısıyla çok e, dinamik bir ekip olduğumuz için de bu burs olanakları açısından da herkes canla başla çalışıyor. Ee, herkes çevresiyle bu sektörü anlatmaya çalışıyor. Herkes bir şekilde işin ucundan tutan e, çorbada benim de tuzum olsun diyen bir ekip olduğu için şanslı da görüyoruz yani. kendimizi. Peki hocam sağladığınız staj imkanlarından da bahsedebilir misiniz? Ee, evet staj imkanı tabii staj değil aslında bizimki biraz işbaşı eğitim. Ee, lisans öğrencilerimize ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine 55 iş gününde yaz döneminde bir işbaşı eğitim alınmasını sağlıyoruz biraz öğrencilerimiz tabi bu durumlar şikayetçi olabilirler çünkü klasik işbaşı eğitimleri gibi değil bu öğrenci gidip orada işte bir form doldurup da, hadi yarım gün çalışayım gideyim dedi bir işbaşı değil biz öğrencinin kendisinin seçmesine imkan vermiyoruz bu stajı yapacakları yere biz kendimiz seçiyoruz neden biz kendimiz seçiyoruz aslında orada çıktıklarında mezun olduklarında istihdam olmasını istediğimiz yerler burası hı hı. hem o kurumlar bizim öğrencilerimizi görsün. Ne kadar nitelikli öğrenciler yetiştiğini fark etsinler. Hem de bizim öğrencilerimiz için aslında bir seçim kısmı olsun. Ee, i̇ki tane staj yapıyorlar. Bir ikinci sınıfın sonunda bir üçüncü sınıfın sonunda. Bir tanesini kamuda diğerini özel sektörde yapmak durumundalar. Dolayısıyla öğrenci mezun olurken evet ya benim aslında yapmak istediğim şey ben özel sektörde çalışmalıyım. Hiç de kamu bana uygun değilmiş demeli. Ya da hayır ya özel sektör benim için uygun değil. Ben kamuda çalışmalıyım. Kamuda destek olmalıyım ülkeme. Bunu seçim yapmalı. Hepimiz görüyoruz ki mezun olduktan sonra hepimiz yaşadık onu. Acaba ben ne yapmalıyım diyoruz. Bu böyle değil. Bizim öğrencilerimiz bunu görebildikleri bir yalan. Ve e, çok da önemli bir şey biz geçtiğimiz yaz hocamla e, birkaç hocamızla birlikte öğrencilerimizi çalıştıkları yerde denetledik. Aslında gittiğimiz kurumlardaki yöneticiler bile şaşırdı bu duruma. Dediler ki nasıl yani siz fakültenin dekanı, bölüm başkan yardımcıları, idari yönetim. Kalktınız geldiniz öğrenciye bakıyorsunuz? Evet biz öğrencinin bir eksiği var mı? Aslında beklentisini karşılıyor mu? Hatta o kurumun yöneticisinin beklentisi bizim öğrencimiz tarafından karşılanıyor mu? Eğer bir aksilik varsa beklemediğimiz yönetemediğimiz bir şey varsa orada müdahale etmekten yanayız. Yani eksikliklerimizi de kendimiz görelim. Yoksa. Dolayısıyla varsa da bunu da orada tamir edelim isteyen bir ekibiz. Bu yüzden öğrencilerimiz için çok önemli bir şey. Burada şunu özellikle eklemek isterim. E, staj yaptıkları yerler geçen sene Ziraat Bankası, İller Bankası, Halk Bankası, varlık yönetimi şirketleri çok önemli yerlerdeler. Bunlar bizim protokollerimizin olduğu yerlerde de oluyorlar. Ve her defasında e, geçen sene ilk geçen yazdım ilk stajyerlerimiz döndüğünde e, bizim için sevindirici bir şey bir geri bildirim de alıyoruz karşı taraftan. Onlardan bir form doldurmasını istiyoruz. Aslında e, sektördeki çok önemli bir boşluğu doldurmak için bu yola çıktığımızın fark edilmiş olmasını görmemiz e, o da bizi çok mutlu ediyor. O staj sonucu bizim de nerede olduğumuzu görmek adına çok önemli bence. Şahane. Valla gençler Yeşim Hocam ve Harun Hocam çok güzel hakikaten özetliyor, anlatıyor. Gerçekten arayıp da bulamadığımız noktalar evet. hocam. Çünkü biz de öğrenci hayatımızda evet. geçti. Bizler de okullarımızı okulda üniversiteleri bitirdik. Hiç kimse hocam kapısını çaldığımız zaman bu kadar güzel, detaylı, bilgi sahibi olup da biz açıkçası çok da güzel yönlendirmede şahanesiniz gerçekten. Hocam bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerden beklentileriniz nelerdir? Önce biz e, sizin söylediğiniz bir cümle ekleyeyim. E, ben kendim Ankara Üniversitesi mezunuyum. E, buraya geldiğim 87 yılında dekanımı görmedim. Bölüm evet. başkanımı ikinci sınıfta gördüm. Doğrudur hocam. Allah rahmet etsin. Değerli bir e, bilim adamı, profesör Turan Güneş. İyi bir bilim adamıydı. Bize çok yardımcı oldu. Fakat ben hiçbir sorunum için hiçbir hocamdan destek alamadım. Yurdum yoktu. Doğru hocam. Kalacağım yer, barınacağım yer konusunda. Ama burada e, bizim fakültede iki bölüm var. Gayrimenkul bölümü dışında e, e, eğitim gören, hangi bölümden öğrenci gelirse gelsin. Benim yurdum yok, bursum yok. Şöyle bir problemim var. Hast doktordan randevu alamadım. Tamamını ben kendi çocuğum gibi yardımcı oluyorum. Şahanesi. Bir saat, iki saat uzaktaki yurttan bizim bu fakülteye gelsin istemiyorum. Mümkün olduğunca yakındaki fakülteye yerleştirmek. Ben bir öğrencinin bursuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret ettiğimi söylesem herhalde bu sizin için bir anlam ifade eder. Bir öğrenciye burs başvurusu yapmış ve yanlış bir değerlendirme var. Sayın Bakanımızdan randevu isteyip gidip e, bunu düzelttim. E, bir dekan burs için, bir öğrencinin bursu için çocuk benim çocuğum değil ama bana emanet edilmiş olan bir çocuk. E, şey bu. Ben Gayrimenkul Bölümü'nü seçeceği olan öğrencilere bir şey söylüyorum. O da şu. E, siz... Türkiye'de siz görmüyorsunuz. Ee, ben de gör, e, görülmediğinin farkındayım. İnsanların çoğu da zaten görmüyor. Mesela bir şantiye çalışıyor. İçeride binlerce konut ya da ofis ya da alışveriş merkezi inşa ediliyor. Orada bizim bölümde mezun olan çocuk şantiye şef olmayacak. Ee, o, bizim bölümde mezun olan bir çocuk orada iki birimde görülür. Birincisi proje yönetimi. Hı hı. Yani o projeyi yöneten bir ekip var arkada. Parayı bulan, sözleşmeyi yapan, işçiyle, yükleniciyle taşeronla anlaşma imzalayan. Şantiyedeki teknik işleri kontrol eden, hı hı. E, işin her aşamasını takip eden, iş sağlığı güvenliği önlemlerinden diğer alanlara kadar. Proje yöneticisi de, de, dediğimiz şahıs gayrimenkul gelişim yönetimi uzmanı. Bu tarafta ön tarafta pazarlama yöneten kişi de bizden birisi. E, dolayısıyla dış çevreyle bağ sağlayan, içerideki işi yapanlar arasında koordinasyonu sağlayan birinden bahsediyoruz. Böyle birinin temel özelliği lider olmalı. Ara buluculuğa yatkın olmalı. Sorun çözümleme yeteneği olmalı. E, ve en önemlisi disiplinler arası yaklaşabilecek bir perspektife bir bakış açısına sahip olmalı. Ben öğrencileri seçerken diyorum ki yeni bir şey arıyorsanız, fark yaratmak istiyorsanız, yarattığınız farkın kısa sürede algılanmasını istiyorsanız, işinizi uygulamayı okulda iş geliştirmeyi okulda öğrenmek istiyorsanız, ben mezun olduktan sonra ne iş yapacağım değil. Kariyer günü olan dördüncü sınıfın Nisan-Mayıs ayına e, gelindiğinde ben şu işi yapacağım, kesin kararlıyım diyeceğiniz bir yer okumak istiyorsanız bizim bölümü seçmelisiniz. Ben bizim bölümü seçecek olan gençlere bunu söylüyorum. Yeni bir iş, farklı bir iş yapmak istiyorsanız, Hı. E, yenilik yapmak istiyorsanız yaşamınıza ve Türkiye'ye yeni bir değer katmak istiyorsanız gelin zincirin bir halkası olun. Vav wow, harikasınız evet. hocam. Peki son olarak hocam gayrimenkul değerleme e, uzmanlığını... Meslek olarak icra edenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şu anda Türkiye'de e, biz bizden mezun olanlar, gayrimenkul değerli uzmanı olabilirler. Biz tabi adını değiştirdik, gayrimenkul varlık dedik çünkü bir de taşınırlar var. Hı hı. E, öbür tarafta e, bunun dışında varlık yönetimi var. Bunun dışında proje yönetimi var. Bunun dışında e, e, toplu yapı yönetimi, servis e, e, hizmeti sunanlar. E, gayrimenkul yatırma finansı var Bunlar her bir ayrı uzmanlık alanı olarak Kamuda lanse ediliyor ama Bizim mezunlarımızın asli çalışma konuları bunlar Bu zamana kadar bu işleri bir şekilde Diğer fakültelere de mezun olanlar yaptılar Deneme yanılma yöntemiyle alaylı olarak Öğrendiler e, Sektörde çalışanları e, kötü bir haberim olabilir Şunun için e, Bu zamana kadar herkes Bu alanda uzman olduğunu düşünüyordu Farklı alanlardan lisans almışlardı ve bu işi alaylı öğrendiler hı hı. Artık okuldan mezun olanlar geliyor ee, hazır olsunlar çok güçlü bir rekabete hazırlanıyorlar. Hocam özür ee, dilerim burada bir şey eklemek <laughs> isterim aslında okuldan mezun olanlar geliyor ama e, tabi burada bu bölüm belki biz söylerken Ankara Üniversitesi'ni hep anlattık tabi başka bölümlerde başka fakültelerde de açıldı başka üniversitelerde de. Ama her okuldan mezun olan da bunu bir tutmamak lazım bence. Ankara Üniversitesi'nden bizim fakültemizden, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümünden mezun olan uzmanları, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans doktor yapmış uzmanlar, ee, onları tamamen ayrı tutmak ve aslında sektörde belki de bu anlamda farkındalığı en fazla gösterecek uzmanlar olduğunu söylemek lazım. Son bir şey söylemek isterim izin verirseniz hocamın hocam söylediğini ilave. Evet bu alaylılar ve e, uygulamacılar eğitimini almış kişiler bir arada bunlar bu yürütüyorlar. Ama hep sorunda şunu görüyoruz İşte uygulamanın içinde ciddi bir eğitim eksikliği var ve bunu tamamlamak için de üniversiteye geliyorlar. Bu üniversiteyi neden Ankara Üniversitesi'ne gelsinler? Ee, benim aslında son sözüm belki bu olacak. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ya da Fen Bilimleri Enstitüsü Gelmenko geliştirme Yönetimi Ana bilim Danı'na gelmeliler. Çünkü burada gerçekten e, memurundan araştırma görevlisine yönetimine kadar bu alanda gerçekten iyi şeyler yapmak isteyen bir ekip var. Hı hı. Ve her türlü yeniliği de takip edip. Ülke için gerçekten nitelikli uzman yetiştirmeye istekli bir ekip var. Dolayısıyla bizim mezunlarımız bu anlamda farkındalık yaratacak ısrarla söylüyorum. Ee, dolayısıyla bu eğitim alanındaki boşluğu doldurmak için de geleceği yeri seçerken dikkat etmelerinde fayda var Hiç diye düşünüyorum. Hiç yok hocam. Teşekkür ederim. Türkiye birçok projeyle katkı sunabilirler. Mesela bir örnek, son bir örnek söyleyeyim. Hı hı. Şimdi Kanal İstanbul tartışıyoruz. Bizim mezunlarımız devlet bütçesinden kuruş harcamadan bunu yapabilirler. Hı hı. E, bu başlı başına bir proje finansman modeli. Ve de biz de iddialıyız. Diyoruz ki biz eğer bu projenin bir tarafından tutarsak bunu sıfır maliyetle çıkartmaya hazırız. Buna benzer birçok kentsel dönüşüm, altyapı, üst yapı projesi içinde bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sektörün bu zamana kadar e, bir bütün olarak bakan uzmanı yoktu. İşte şimdi yeni uzmanlar geliyor. Sayenizde de bunu birazcık tanıtma şansımız oldu. Teşekkür ederim. Ne demek hocam her zaman her konuda yeter ki eğitim. Olsun. Her zaman evet. başımızın üzerinde yeri var. Çünkü eğitimle canlanacak, evet. eğitimle birçok anlamda yön bulacağımız gençlerimiz var. Ağaç yaşken eğilir misaliyle. Gençler bence aklındaki tüm soruların cevaplarını vermiş olduğunuza gönülden eminim hocam. Evet. Ama bu anlamda da daha bilgi sahibi olmak. Ben de varım. Dostlarınız Yeşim Hocam ve Harun Hocam'ın kapısının çalın derim. Çok çok teşekkür Kapı ederim 24 hocam. 24 saat açıyor. Evet. <laughs> Üniversitede belki en fazla vakit geçiren yöneticilerden biri benim. yedi buçuk 11 çalışma saatlerim. Ve de mümkün olduğunca günde ortalama 10 fazla, 10'a 10 yakın maile cevap veriyorum ama mail sayısı çok fazla geliyor. <laughs> ee, yani çalışma saatini ikiye katladım. Uyku saatine 4-5'e düşürdüm. Emeğinize, yüreğinize, kalemize Sağ sağlık teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Eskiden üniversite bitsin hemen iş hayatına atalım diyenlerdendim. Şimdi bakıyorum da keşke hocam sizleri daha önce tanısaydım da <laughs> Ee, o düşüncelerimin yerine başka düşünceler alsaydı da iyi ki varsınız hocam. Teşekkür Emeğinize, ederiz. yüreğinize, sağ de sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan yani görüşebilmek olun. dileğiyle. Çok teşekkür, ederiz. Çok sağ, sağ olun. olun. Değerli iki hocamız, iki değerli kalemimiz bugün bizlerle de efendim Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Ve diğer değerli kalemimiz hocamız da Doçent Doktor Yeşim Ali Efendioğlu. Tekrar teşekkür ediyorum ben Yeşim teşekkür hocam. Edelim. Çok, Çok sağ, sağ olun. Bir sonraki Postokop Özel yayınımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.